öz yaşlarıyla filan izliyordur. Neden? Ya kaybettiğimiz paraya bak ve keşke Bitcoin'e yatırsaydık. Diyenler vardır. Ama bakın, insan aklı çalışır. Hani zeka ortalama zekaya sahibiz hepimiz. Mahkeme sırasında ben şu soruyu sormak isterim. Savcı olarak veya mahkeme başkanı olarak sormak isterim. Arkadaş, sen bu kadar milyon dolarları neden e, otobüs, şey bankanın önünde, arabanın içinde veya bahçede? Ne, veya başka başka yerlerde neden legal olmayan yolla veriyorsun diye ben bu soruyu sormak isterim. Bunun cevabını da merak ederim. Ve gerçekten insanlar bu sorunun cevabını merak ediyorlar. Bu para, bu kadar büyük paralar elden nasıl verilebilir diye. YouTube'da YouTube'da böyle bir soru var. Lütfen bu soruyu cevaplayın. Yani seçenekleri de oraya koyduk. Cevaplarsanız sevinirim. Güzel bir soru olduğunu tahmin ediyorum. Hanımefendiye biraz bakalım şimdi. Diğerleri evet. Yani futbol camiasının önemli isimleri antrenör olarak, futbol olarak tanıyoruz. Peki bu kadın kim? Yani Seçil Erzan ismi var ama altını nasıl doldurabiliriz diye düşündük ve Seçil Erzan'ı size tanıtıyoruz şimdi. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu Onları bu sefer de bankacı Secil Erzan bir araya getirdi. Peki spor dünyasında gündem haline gelen bu isim kim? <laughs> 1977 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tek çocuk olarak dünyaya gelen Erzan, lise eğitimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi jeoloji mühendisliğini bitirdi. Erzan'ın esnaf olan babası hayatta değil, annesinin ise ev hanımı ve hasta olduğu biliniyor. Mezuniyetinin ardından Çorlu'da 2000 yılında bankacı olarak mesleğe başladı. 10 yılın ardından İstanbul'da ilk önce Bahçeşir, daha sonra Florya'da şube müdürü oldu. Bana bir şey olmaz demeyin. 2013 yılında çalıştığı bankayla Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. O dönem takımın başında olan Fatih Terim'le yakınlaştı. Seçil Erzan, Fatih Terim'le baba kız ilişkisi kurdu. Teknik direktörün finansal danışmanlığını da yaptı. 2011'den bu yana Florya Şube Müdürü olarak çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarından yatırım vaadiyle para topladı. İş çevresi Erzan'ı çalışkan ve sevilen biri olarak tanımlıyor. Ama kafası çalışan bir kadın. Ama kafa iyiye çalışmıyor kafa maalesef kötüye çalışıyor. Birisi demiş ki ya bıktık bu işte e, kazanılan paralardan şunlardan bunlardan. Ha bayıl bayı, bunalttınız vallahi. Yok parasını borsaya yatırsaymış. Yok altına alsaymış. Erdal Bey, ortada çok büyük bir dolandırıcılık var. Siz nerede takıldınız bilmiyorum ama olaya nereden baktığınızı da bilmiyorum ama çok büyük bir e, hem bir dolandırıcılık hem de paranın kaynağı elden verilme meselesi. Niçin elden verilir? Siz bunu merak etmiyor musunuz? Yani işte e, o ihtimalleri kafaya getirmeye çalışıyoruz. Aklımızda dalga geçmesinler diye. Kimseyi de burada suçlamıyoruz. Sadece aklımıza takılan normal hani ortalama zeka vardır ya o zekanın sorabileceği sorular. Geldik sevdalıyım sana dedik. Bir arkadaşımız demiş ki Beray baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Beray Balcı Antalya.